Şimdi tabii bu savaş 24 Şubat başladığında Putin'in asıl orada kullandığı argüman neydi? Yani biz Donbas'ı işte Ukraynalı banderacılara karşı veya neonazilere karşı koruyacağız. Dolayısıyla bir de savaş da demedi. Yani özel operasyon lafını kullandı Putin. Ama ne oldu? Ukrayna'nın genelini işgal etme amacı vardı. Fakat gelinen noktada amacına ulaşmış bir Rusya yok. Yani kısa sürede, çünkü 3 gün içerisinde Kiev'in düşürüleceği hesaplanıyordu. Hem Putin olsun, hem oligarklar olsun, hem Savunma Bakanlığı, bir de Genelkurmay Başkanlığı öyle bir plan yaptılar. Dediler ki biz kısa sürede Ukrayna'daki rejimi düşürürüz, hedefimize ulaşırız. Asıl menzili maksut buydu. Fakat ulaştılar mı? Değil. Bu şeye benziyor aslında. Birinci Dünya Savaşı öncesi Alman Genelkurmay Başkanı Alfred Schlieffen'in yapmış olduğu bir plan vardı. Schlieffen planı. Biraz ona benziyor. O planı yaptığı zaman çok derinlikli bir plandı. O plana göre dedi biz 40 gün içerisinde bütün Fransa'nın hepsini ele geçiririz. Paris'e ulaşırız. Almanya ordusu gider Paris'in, yani Fransa'nın hepsini ele geçirir. Öyle bir amaç çizilmişti. Ama savaş bir başladı. Alfred Schlieffen öldü. Yerine Moltke geldi. Savaşın sonucunda Almanya büyük bir yıkıma uğradı. Ve savaşın sonucunda Versailles Anlaşması imzalandı. Fransa, İngiltere, ABD ile birlikte önemli toprak kayıpları yaşadı. Alsace-Lorraine'i de Fransa'ya bıraktı. Biraz buna benzer bir durum söz konusu Ukrayna'da. Yani Kremlin'in çizdiği bu strateji o açıdan başarısızlığa uğradı. Şu ana kadar istediği sonuca ulaşmadı. Şimdi bu savaşta tabii başta Kremlin, daha doğrusu Putin ve oligarkları, biz en başta da söyledik, bu savaşın temel amacı, iki amacı vardı. Birincisi, Rus oligarklar yeni bir piyasa, yeni bir pazar arayışı içerisindeydi ve Ukrayna uygun bir pazardı. Yani dediler ki biz Ukraynalı oligarkların elindeki üretim araçlarını ve toprakları ele geçirelim, oraya yerleşelim, oranın rantını biz alalım. Yerelde böyle bir plan vardı. Genelde de NATO'ya karşı bir amaç vardı. Rusya kendi periferisinde, yani buna Ukrayna, Gürcistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri dahil olmak üzere buralarda NATO'nun mahmuzlu çizmelerini görmek istemiyor. O açıdan NATO'ya karşı da bir savaştı bu savaş. Genelde de öyle. Şimdi biz 2014 ile 2023 yılları arasında baktığımızda gerçekten Rus oligarkları bu savaştan çok yararlandılar. Yani onlara hizmet eden bir piyasa işlevi gördü bu savaş. Nasıl yararlandılar? Mesela bazı örnekler verilebilir. Diyelim oligark Alexei Mordashov füze temininde bulunuyor. Diyelim Vladimir Potanin savaş uçağı ve aynı zamanda silah üretimi için metal temininde bulunuyor. Diyelim ki bir diğer oligark var, Leonid Mikhaylson. Mikhaylson'a bakıyoruz. İşte patlayıcı ve mühimmat için kimyasal madde temininde bulunuyor. Asıl burada bahsedilmesi gereken oligark bence Alexei Repik. Çünkü bu oligark 24 Şubat Savaşı sonrasının en çok kazanan oligarklarından biri. Nerede? Donbas'ta. Rusya orayı ele geçirdi. Özellikle Mariupol kentinde Alexei Repik çok hareket etti. Mariupol kentinin şu an bir inşası söz konusu. Oradaki birçok inşaatı o yapıyor. Bir de firması var. Restroy diye bir firma. Bu firma mesela hemen 24 Şubat Savaşı sonrasında kuruldu. Mayıs ayında kuruldu. Ve o firma şu an o sahada ciddi bir rant elde ediyor. Bir de Alexei Repik'in bir özelliği daha var. Amerika ile yakın ilişkileri var. O önemli. Altını çizelim. Şimdi Rusya sık sık söylüyor, biz diyor NATO'ya karşı işte mücadele ediyoruz. Bu açıdan bu NATO retoriği de bazen tartışmalı. Yani hem Rus kamuoyunda tartışılıyor, hem de araştırmacılar arasında
bir tartışma uyandırıyor. Çünkü yani Mariupol kentini inşa eden bir Alexei Repik var ama diğer taraftan da ABD ile yakın ticari ilişkileri var. Mesela Refarm diye bir firması vardı. Bir ara hatta Covid döneminde Sputnik V'yi üretiyordu. Yani bir aşı. Aynı zamanda bu firma NATO devletleriyle de yakın ilişkiler içerisinde. Tabii Rus oligarklarının oraya yerleşmesi aynı zamanda Ukraynalı oligarklarının da kendi mevzilerini kaybetmesi demek. Mesela Rinat Akhmetov bunlardan biri. O Donbas kralı olarak biliniyordu. Şu an Rinat Akhmetov artık orada yok. Yine bir isim daha var. Igor Kolomoyskiy. O da bir oligark. Onu da biz o sahada şu an göremiyoruz. Bunun Ukrayna'ya şöyle bir yararı oldu. Altını çizelim, yararı oldu. Ukrayna'da tam da oligarksızlaşma yasası çıkmıştı. Yani Ukrayna'yı oligarklardan temizleme. Şimdi Rus oligarksız saldırınca bir anda oradaki Ukraynalı oligarklar diskalifiye oldular, pasifize edildiler. Dolayısıyla burada Zelenski yönetimine de bir katkıda bulundu diyebiliriz. Şunu söyleyelim, bu savaş neden özellikle bu kadar devam ediyor? Şimdi hem Rus oligarklar hem de batılı silah şirketleri, batının savaş baronlarının burada körüklediği bir savaş var. Onların baştan beridir aslında başlattığı ve şu anda devam etmesini istediği bir savaş. Burada bir kez daha biz Lenin'in aslında bir aforizması var, onu tekrarlayabiliriz. Ne diyordu Lenin? Savaş kapitalizmin kaçınılmaz yol arkadaşıdır. Yani dolayısıyla kapitalistler savaşı başlatırlar. Yine onların çıkarları bu savaşı bitirecek. Yani onların stratejileri, planları bu savaşı bitirecek. Şu an devam etmesinin, tansiyonun bu kadar yükselmesinin temel sebebi bütün bu savaş baronlarının, efendilerinin bir politikasıdır diyebiliriz. Şimdi aslında iki taraf arasında biz şu an bir boks müsabakası görüyoruz. Onu söyleyeyim. Yani rakibini sersemletmeye dair hamleler var. Sivil yerleşim yerlerine dönük hamleler, işte hava saldırıları, SİHA'lar, İskenderler, tüm bunlar aslında iki taraf neyi hesaplıyor? Diyor ki biz müzakere masasına birbirimizi dayatalım. Yani bir tagallüp de söz konusu. İki taraf şunu bekliyor, biri havlu atsın, tıpkı boksta olduğu gibi. Ama herhangi bir taraf şu an havlu atma durumunda değil. Ve sürekli karşılıklı salvolar, karşılıklı misillemeler devam ediyor. Normalde Haziran'da, evet Haziran ayında iki tarafın da böyle bir müzakere yanaşma eğilimi içinde olduğunu gördük. Aslında birbirlerini sınadılar. Yani kimin talepleri nedir? Bu talepler karşılık bulabilir mi? Şimdi Ukrayna mesela Rusya'dan şu talepte bulundu. Dedi ki sen 2014'ten bu yana işgal ettiğin topraklardan çekil, çık diyor. Yani bu işgal ettiğin topraklar hangileri? Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporoj ve Herson. Buralardan çık diyor. Şimdi Rusya için 24 Şubat'tan sonra işgal edilen topraklar belki bir noktada hani bu talep karşılık bulabilir. Belki yani karşılanabilir ama Kırım oldukça önemli. Kırım'ın kabul edilmesi pek mümkün değil. Biraz o konuya değinmek lazım. Şimdi Kırım 1954 yılında Kruşçev döneminde Kruşçev tarafından Ukrayna'ya bırakıldı. Altını çizeyim, Kruşçev de Ukraynalıdır. Hatta mesela Rusya'da hala bu çok tartışılıyor. Yani Kruşçev kendi vatandaşlarına, hemşerilerine işte kıyak geçti. Onlara bir ayrıcalık tanıdı. Kırım'ı onlara hediye etti gibi bazı dedikodular var. Ama 1954 yılında aslında Kırım'ın Ukrayna'ya bırakılmasının sebebi, hediye edilmesinin sebebi 300 yıllık dostluğu pekiştirmek içindi. Mesela 1654 yılında Zaporoj Kazakları Atamanı Bogdan Khmelnitski o dönemde Polonya ve Litvanya'ya karşı direndi, bir ayaklanma başlattı ve Rus Çarlığı'na yanaştı. O dönemin Rus Çarı ise Alexei Mihailovic'ti ve Alexei Mihailovic'e bir bağlılık yemininde bulundu. Dolayısıyla Rusya'nın himayesini kabul etti. Bu gönüllü bir geçişti. O günden bugüne yani bu son savaşa kadar aslında ikisinin arasında böyle güçlü bir ittifak, dostluk vardı.
Dolayısıyla Kruşçev onu pekiştirmişti. Ama şimdi gelinen noktada Rusya 21. yüzyılda NATO bu kadar yayılırken her tarafa Kırım'ı kesinlikle Ukrayna'ya bırakmaz. Yani Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya bırakması demek dolaylı olarak NATO'ya bırakması demek. Bunu yaparsa Karadeniz'deki en önemli üssünü kaybeder. Ciddi bir stratejik önemi var. Kırım bir Beytül Makdis'tir. Yani kutsal topraktır Rusya için. Orayı kesinlikle bırakmaz. Onu söyleyelim. Diğer topraklar, yani bahsettiğimiz diğer yerler, Donetsk, Lugansk veya Zaporozhye, Herson gibi yerlerde ise ne olabilir? Yine çekilmeyi düşünmez. Çünkü bu kez Putin'in pozisyonu tartışılır. Çünkü Putin 24 Şubat Savaşı'nı başlattığında onu söylemişti. Gitti, bütün Ukrayna'yı işgal edeceğiz demişti. Buradan çekildiği an tılsımını kaybeder. Çok tartışılır. Bir de Rusya'nın talepleri var Ukrayna'dan. Diyor ki bizim diyor işgal ettiğimiz yerlerde sen diyor askerini geri çek. Askerini diyor geri çekersen o zaman biz müzakere yaparız. Ukrayna da bunu kabul etmez. Çünkü Ukrayna zaten 2,5 yıldır bunun mücadelesini veriyor. Eğer oradan askerini çekerse Rusya'nın saldırısına zemin hazırlar. Sonraki bir saldırıya zemin hazırlar ve bölgedeki iradesini kaybeder. Şimdi Ukrayna'nın bu saldırısı, Kursk saldırısı önemli. Şöyle önemli. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan beridir ilk defa kendi toprağına karşı bir saldırıyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu Rusya'da bir şok etkisi yarattı. Suca kentine girdi. Şu an Suca Ukrayna ordusunun kontrolünde ve 1-2 gündür ele geçirdiği yerleşim yeri sayısı da artmış gibi. Mesela 92'ye çıktı. 1250 kilometrelik karelik bir sahayı kendi kontrol altına almış durumda. Yine Seym Nehri üzerinde 3 köprüyü havaya uçurdu. Bu tabii 3 köprüyü havaya uçurmasının iki sebebi var. Birincisi ikmal faaliyetlerini durdurmak. İkincisi de bölgede bir tampon bölge oluşturmak o sahada. Tabii asıl amaç, bu Kursk saldırısının asıl amacı Rusya'yı o müzakere masasına icbar etmek, zorlamak yani. Ve zorladıktan sonra da o masada istediklerini almak. Aslında Ukrayna onu yapıyor. Şimdi burada ilerliyor mu? Şu ana kadar 6 Ağustos'ta başladı. Günümüze kadar küçük de olsa ilerlemeler devam ediyor. Bu arada Rusya da tabii önlem alıyor. Ne gibi önlemler alıyor? İşte Kursk, Belgorod ve Bryansk, yani hemen sınırdaki 3 kent. Bu 3 kent için özel birlikler teşkil etti. İkincisi de Çeçen özel kuvvetleri oraya takviye etti. Ahmat isimli mesela kuvvetler. Bunların başında da şu an Abdi Alavuddinov var. Mesela Abdi Alavuddinov açıklama yaptı. Dedi ki bizim orada o sahadaki bu çatışmamız yaklaşık bir 3 ay sürecek. Yani bu 1-2 günde çözülecek bir durum değil. Öyle gözüküyor. Daha da uzayabilir. Onu göreceğiz. Mesela Kursk saldırısını Rusya iç kamuoyunda çok kere şu an kullanıyor. Nasıl kullanıyor? 1943 yılında mesela 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Rusya'ya bir saldırısı vardı. O saldırıyla özdeşleştirerek kullanıyor. Yani bir kez daha diyor ki Naziler bize karşı bir savaş başlattı. Tüm Rus halkını birliğe davet ediyor. Orada aslında yurtsever duyguları körüklemeye çalışıyor. Bir patriotizme oynuyor, onu söyleyelim. Çanlar Putin için çalıyor. Orada aslında bu saldırı şunu yarattı. Bir şok yarattı, şok yarattı. Şu an Kremlin o şoku yaşıyor. Çok yansıtmıyor ama yaşıyor. Şöyle yaşıyor. Mesela çok tartışılıyor. Dediler ki yani bu Ukrayna ordusu Kursk'tan nasıl içeri girdi? Oradaki o gedik nasıl açıldı? Bunun sebebi kim? Fail kim? Mesela şu an faili arıyorlar. Ve burada tüm oklar Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a gidiyor. Dolayısıyla eğer bu çatışma biterse 2 veya 3 ay sonra bence Gerasimov'a dönük bir operasyon başlatabilir Kremlin. Biliyorsunuz birkaç ay önce mesela Savunma Bakanı Sergey Shoigu görevden alınmıştı. Gerasimov'u da alırlar da şaşırmayalım. Rusya 24 Şubat'ta savaşı başlattığında dedi ki biz gideceğiz Donbas'ı kurtaracağız. Daha doğrusu Nazilere karşı koruyacağız. Ama gelinen noktada Rusya kendi toprağını şu an koruyamıyor. Öyle bir noktaya geldi. Savaş oraya sirayet etti. Bu neyi gösteriyor? Hani sık sık söylüyoruz ya, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Yani Suca'da onu yaşadı şu an, onu yaşıyor. Bakalım bu travma ne etkiler yaratacak. Bu arada tabii bir de Putin'in
seyahatleri var. Yani orada mesela ciddi bir kargaşa var. Bakıyoruz çatışmalar var. Ama Putin bunlardan sanki hiç haberdar değilmiş gibi bakıyorsunuz Bakü'ye gitti. Bakü'de İlham Aliyev ile görüştü. Arkabinde Kafkasya'ya geçti. Kabardino, Balkarya'ya gitti. Dün mesela baktım bir resimde Putin elmalarla, armutlarla resim çekiyor. Onların tadına bakıyor. Onları kalibre ediyor. Akabinde de yine Ramazan Kadirov'un babasını ziyaretine gitti, mezarını ziyaretine gitti. Bir de Beslan'daki okulu ziyaret etti. Şimdi bu seyahati biraz açmak lazım. Niye bunu yapıyor? İki sebepten olabilir. Birincisi Putin gerçekten bir şok yaşıyor, psikolojik şok, bir travma yaşıyor. Çünkü Kursk saldırısı gerçekten etkiledi. Ya bu şoku üzerinden atmaya çalışıyor, gezerek yani. İkincisi de bu seyahatleri yapıyor, şu mesajı veriyor Batı'ya ve Ukrayna'ya. Diyor ki sizin yaptığınız bu saldırı bizim için çok da böyle üzerinde durulması gereken bir saldırı değil. Bizi ancak bir pire ısırı değerinde etkiler. Dolayısıyla ben sizinle ilgilenmiyorum. Sizin icabına zaten Savunma Bakanlığımız veya Genelkurmay Başkanlığı bakacak diyor. Bir şey daha bunu söyleyeyim çok uzatmadan. Eğer Ukrayna'nın Kursk'taki ilerleyişi devam ederse kamuoyu, dünyadaki kamuoyu farklı senaryolarla karşılaşabilir. Nasıl? Olağanüstü durum oluşabilir. Mesela Rusya Zelenski'ye bir suikast düzenleyebilir. Mesela eğer saldırı devam ederse Putin'e dönük bir suikast gerçekleşebilir. Oligarklar Putin'e karşı darbe gerçekleştirebilirler. Putin intihar da edebilir. Onu söyleyeyim. Yani istifa da edebilir ve taktik nükleer silah da kullanabilir. Ya bütün bu senaryolara da bir taraftan hazırlıklı olmak gerek. Tabii HIMARS'lar aslında sahada kullanılan tek silah değil. HIMARS biliyorsunuz topçu ateşleme sistemi ama yüksek hareketli. Dolayısıyla caydırıcı. Savaşta evet savaşın gidişatını oldukça değiştirdi. Yani Ukrayna lehine değiştirdi. Fakat artık sadece kullanılan tek silah o da değil. İşte ATAMS'lar var. ATAMS da önemli bir taktik füzedir. 300 kilometre menzilli bir füze. Mesela o ATAMS'lar da son dönemlerde kullanılıyor. ABD bir ara Ukrayna demişti ki bunu kullanma yani Rusya'ya karşı çok kullanma çünkü bizi hedefe koyabilir hani NATO destekliyor diye ama artık ATAMS'ları da sahada çok görüyoruz kullanıyorlar. Yine ABD'nin gönderdiği Abrams tankları var. Yine mesela Kursk'ta biz şu sıralar görüyoruz Ukrayna ordusu ilerliyor kullandığı tanklara baktım ben Challenger 2 tanklarını kullanıyor. Bu Challenger 2'ler önemli İngiltere'nin gönderdiği tanklar bunlar dünyanın en sağlam zırhlı tankları. Yani şu an Ukrayna'nın elinde Batı'nın gönderdiği ciddi silahlar var. Ukrayna şu an nasıl bir pozisyonda? Batı'nın bağırsağında yaşayan bir kurtçuk diyebiliriz. O açıdan yani Batı tarafından palazlanıyor. Hani başka bir deyimle Batı'nın şezlongunda güneşlenen bir rejime döndü artık Zelenski rejimi. O vekalet savaşının vekilliğini yapıyor Rusya'ya karşı. Zaten Batılı bütün ülkeler, bütün o ileri teknoloji ürünü, silahlarını oraya gönderdiler. Şu an Rusya'ya karşı da kullanıyorlar. Putin bunu tahmin etmedi mi? Eminim tahmin etmiştir. Fakat çok zorlanacaktır bütün bu silahlar karşısında. Çünkü karşısında sadece bir Ukrayna yok. Voltran oluşturmuş bir Batı bloğu var. Ona karşı bence direnmesi oldukça zor olacaktır. Önümüzdeki aylarda bunu da göreceğiz. Tabii Kloni Vakfı bir adalet vakfı. Sadece Rusya'da aslında etkin değil, faal değil. Rusya'da neyi yapmaya çalıştığı adım adım takip ediyor. Özellikle bu savaş döneminde bakıyor yani işlenmiş insanlık suçları var mı? Bu suçlar üzerinde duruyor. Bu suçlar bağlamında bir kamuoyu oluşturuyor, gündem oluşturuyor. Mesela Vinitsa'da Rusya füze saldırısında bulundu çok sayıda ve burada sivilleri öldürdü. Şu an Kloni Vakfı bunu gündeme getiriyor. Rusya'nın yargılanmasını istiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne gitti, oraya taşıdı. Orada yine bu konuyu tartışıyor. Rusya bunu nasıl yorumluyor? Diyor ki işte Kloni Vakfı Rusya'yı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Batı'nın lehine çalışıyor. Bir casus vakıftır. Bu gibi suçlamalarda bulunuyor. Kloni Vakfı tabii sadece Rusya'yla ilgilenmiyor. Dediğimiz gibi mesela Ezidi soykırımıyla da yakından ilgilenen bir vakıf. DAEŞ'e karşı, DAEŞ'in suçlarını sık sık gündeme getiriyor. Yine baktık Netanyahu konusunda da orada etkin rol oynadı. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında
biliyorsunuz bir karar aldı, tutuklama emri aldı. Bu emirde de Kloni Vakfı'nın neyi vardı? Etkin rolü vardı. Şimdi bu tür rejimler, yani Putinvari rejimler, otoriter rejimlerdir. Biliyorsunuz otokrasi var orada. Bunlar adalet sözcüğünü gördüklerinde bir alerjileri oluyor. Yani tıpkı kırmızı bez gören bir İspanyol babası gibi. Anında reaksiyonları çok sert olabiliyor. Bu sadece Rusya'da değil, mesela Türkiye'de de böyle. Burada da otoriter, gerici bir rejim var. Burada da bir hukuk krizi var. Burada da bir adalet krizi var. Aynı karakteri biz mesela burada da görüyoruz. Bunu Rusya sadece Kloni Vakfı'na karşı yapmadı. Mesela Yolsuzlukla Mücadele Vakfı vardı biliyorsunuz. Alexei Navalny'in kurduğu bir vakıftı. Şimdi bu vakıf çok önemli konuları orada gündeme getirmişti. Bu vakfa dair de sürekli terörize ediyorlardı, marjinalize ediyorlardı. Bu vakıf mesela 22 Aralık 1918'de bir konuyu gündeme getirmişti. Savunma Bakanlığı ile ilgili. Dedi ki Savunma Bakanlığı'nda rüşvet çarkı dönüyor. O zaman söylediğinde Moskova yönetimi dedi ki ya ne diyor bunlar, bunlar casustur demişti. Ama gelinen noktada biz baktık, Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu görevden aldılar. Onun yardımcısı Timur Ivanov'u rüşvet aldığı için yine onu da görevden aldılar. Ve şu an tutuklu. Yani Moskova ne yaptı? Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın çizgisine geldi. Şu an onun programını uyguluyor. Böyle bir paradoksla da karşı karşıyayız. Zaten Navalny'yi de gördük. Akıbeti ne oldu? Yani başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemişti. Evet, yani şimdi orada ne var? Bahsettiğimiz gibi Slavlar aslında birbirlerini katlediyorlar. Yani Kurmancı'da biz diyoruz Brakuji, Brakuji. Orada da bir Brakuji var. Yani sürekli karşılıklı birbirlerini katlediyorlar. Aslında Slav halkının kafası çok karışık. Hem Ukrayna'da hem Rusya'da. Bir türlü ikna olamadıkları bir savaş var. Yani hem Ukrayna'nın bu tavrı hem de Rusya'nın o savaşı iki tarafı da çok ikna etmiş değil. Dolayısıyla halklar, yani Slavlar çok da dahil olmak istemiyorlar çatışmalara. Mesela Suca'ya girdi Ukrayna ordusu. Baktığımızda Rus halkı çok tepki göstermedi. Yani kamuoyunda kullanıyorlar işte Naziler saldırdı. Gerçekten bir Nazi ordusu girmiş olsaydı eminim ki oradaki halk tüm her evini bir savunma, direniş alanına çevirmişti. Ama biz burada bakıyoruz yok. Onu göremiyoruz. Dolayısıyla orada öyle bir durum söz konusu. Bu savaşın bitmesi için bazı şartlar gerekiyor. Birincisi savaş baronlarının aradan çıkması lazım. Yani savaşı körükleyen bütün savaş efendilerinin, bütün oligarkların, kapitalistlerin, silah şirketlerinin, işte Lockheed Martin'in, General Dynamics var, işte Rheinmetall var, batılı şirketler. Bunların o sahadan çekilmesi lazım. Söz sahibi olmaması gerekir. İkincisi Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini tanıması gerekiyor. Diline, kültürüne, tarihine saygı duyması lazım. İşgal ettiği topraklardan geri çekilmesi gerekir. Kırım konusu sadece burada tartışmalı. Çünkü orası bir Rus toprağıydı. Yani Rusya Federasyonu içindeydi. Hediye edilmişti. O konu belki tekrar konuşulur iki taraf arasında. Şimdi hem Rus oligarkları hem de batılı biz silah şirketlerinin nasıl bir pozisyon aldığını görüyoruz burada. Pushkin'in deyimiyle halkın ateşinin tutuştuğu mihraba tüküren dinamikler. Pozisyonları bu. O açıdan söylüyorum onların çekilmesi lazım. Yani kesinlikle o bölge halkının baysallığı ve mutluluğu için bir barışa ihtiyaç var. Sık sık Yaşar Kemal mesela dile getiriyor. Yani dağlar, insanlar ölüm diyor yorulduysa artık diyor en güzel şiir barıştır. O yüzden barışın kesinlikle orada sağlanması lazım.